İyi geceler. NTV'ye bugün yarına hoş geldiniz. Bugün özetimizle başlayacağız. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesindeki nokta operasyonları devam ediyor. Bir ay içinde 5. kez nokta operasyon yapıldı. Kamışlı bölgesindeki son operasyonda PKK-YPG'nin üst düzey isimlerinden Mehmut Rebani etkisiz hale getirildi. Ayrıntısında ne var bu operasyonu nasıl sonra aktaracağız. İstanbul Fatih'te bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan PKK'lı terörist Mehdi Mıhçı'nın güvenlik kamerası görüntüleri de artık ortaya çıktı. Sahte kimlikte yakalanan Mıhçı'nın örgütün sözde özel kuvvetlerinin mensubu olduğu açıklanmıştı. Görüntüde bombalı eylem hazırlığındaki teröristin İstanbul'da keşif yaptığı anlar yer alıyor. Ayrıntısıyla sonra inceleyeceğiz. Tarım Kredi Kooperatifleri 30'un üzerinde temel tüketim ürününde pazartesi gününden itibaren indirime gidileceğini açıkladı. İndirim kurumun kendi marketlerinde geçerli olacak. Temel gıda, bazı meyve ve sebze ve temizlik ürünlerinde indirime gidilecek. Daha fazla ayrıntıda neler var? Bugün yarının ikinci saat diliminde aktaracağız. Hangi ürünlerde özellikle indirim var? Onun yanıtını vereceğiz. Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rushdie, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir programda konuşma yaparken saldırıya uğradı. New York polisi Rushdie'nin boynundan bıçaklandığını duyurdu. Hastanede tedavisi devam ediyor yazarın. Saldırıya dair son bilgiler ne? Amerika Birleşik Devletleri'nden New York'tan bir canlı bağlantıyla alacağız. Başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Medeniyet Üniversitesi'nin kütüphanesiyle restorasyon çalışmaları tamamlanan Ayazma Camii'nin açılış törenindeydi. Erdoğan, kültürel değerlerin önemine dikkat çekti ve büyük atılımın bu değerlere yapılabileceğini söyledi. Ya Allah, Bismillah. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası kütüphanesinin açılışına katıldı. Bünyesindeki 1 milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek fiziki büyüklüğüyle ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz. Erdoğan, kültürel değerlerin önemine dikkat çekti. Büyük atılımın bu değerlerle yapılabileceğini söyledi. Türkiye sadece kendisi için değil, gözünü ve kalbini bu ülkeye, bu topraklara yöneltmiş koskoca bir coğrafyanın ve medeniyetin temsilcisi olarak bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak mecburiyetindedir. Ya Allah! Bismillah! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da restorasyon çalışmaları tamamlanan Ayazma Camii'ni de ibadete açtı. Cuma namazını burada kıldı. Ayazma Camii'mizin restorasyonunun ülkemiz ve alemi İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu eserin yaşatılması için gayret gösteren herkesi rahmetle yad ediyorum. 261 yıllık Ayazma Camii, Osmanlı Padişahı 3. Mustafa tarafından yaptırıldı. Cami, kalem işçilikleri, kuş evleri ve zengin taş işçiliğiyle dikkat çekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da İstanbul'daydı. Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da partisinin düzenlediği yurt dışı örgütlenme çalıştayına katıldı. Özellikle Avrupa Birliği ile ilişkiler ve katılım süreci üzerinden hükümeti eleştirdi. Şöyle bir beklenti var bizim siyasetimizde, CHP dışında. Efendim Avrupa Birliği bir fasıl açsın, biz onu yerine getirelim. Ya illa birisinin size talimat mı vermesi lazım? Demokrasi için talimat mı almanız lazım? Şunu şöyle yap diye emir mi almanız lazım? Benim ağrıma gidiyor. Kardeşim, Avrupa Birliği'nde hangi demokratik standartlar varsa oturalım parlamentoda, hepsini yapalım. Ve dönüp Avrupa Birliği'ne diyelim ki kardeşim, zaten biz hepsini yaptık. Bizde düşünce özgürlüğü var. Bizde kimliklere saygı var. Bizde insana saygı var. Bizde demokrasi var. Sizin öngördüğünüz, sizin ülkenizde var olan bütün demokratik kurallar bizim ülkemizde de var. O zaman verdiğiniz sözü tutun. Avrupa'nın etik değerlerine güveniyorsanız verdiğiniz sözü tutun. Nedir verdiğiniz söz? Bu kurallar yerine gelirse sizi tam üye olarak alırız. Güzel. Dolayısıyla onların talimatı, onların emri, onların beklentileri değil. Biz üçüncü sınıf demokrasiyi hak eden bir ülke değiliz.
Biz birinci sınıf demokrasiyi hak eden bir ülkeyiz. Ülkemizde birinci sınıf demokrasi olmalı. İnsan hakları olmalı. Çevre hakkı olmalı. Birilerinin dayatmasıyla demokrasi değil, kendi özgür irademizle kendi ülkemize demokrasiyi getirmeliyiz. Açılışta bahsettik, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuna bir göz atalım. Bu MİT'ten bir ayda yapılan 5. nokta operasyon. Bu kez Suriye'de Kamışlı'daydı ve PKK-YPG'nin üst düzey isimlerinden Mehmut Rebani etkisiz hale getirildi. MİT sınır ötesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Kamışlı'da yapılan hassas operasyonda terör örgütünün 2 üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi. Edinilen bilgiye göre MİT etkisiz hale getirilecek teröristler listesinde bulunan PKK-YPG'nin Suriye Amude Derbesiye eyaleti sorumlusu Yusif Mehmut Rebani için özel bir ekip kurdu. Teröristin Suriye'de olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekip saha ajanlarından gelen bilgiler çerçevesinde bir operasyon planladı. 6 Ağustos'ta Kamışlı'da yapılan operasyon sonrasında Rebani ile birlikte yine aynı bölgenin genel istihkam sorumlusu Mazlum Esat da etkisiz hale getirildi. 1990'larda PKK'ya katılan Yusif Mehmut Rebani, 2010'da PKK'nın İran kolu olan Peşak'ta da üst düzey yöneticilik yaptı. Terör örgütünün askeri kanadı olan HPG'nin de kurucuları arasında yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik çok sayıda eylemi organize eden terörist, 2021 yılında Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yer alan Rasul Ayna sınır komşusu olan Amude Derbesiye Eyalet Sorumlusu olarak görevlendirildi. Şimdi Suriye'deki operasyondan bahsetmişken bir yandan da Suriye'deki diplomasiye bakalım. Özellikle dünden beri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözleri tartışılıyor. Bunlar bir takım eylemlere de dönüştü Suriye sahasında. Ne demişti Çavuşoğlu? Muhalefetle Suriye'deki rejimi, Esad'ı bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Bununla ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, çünkü Dışişleri Bakanı'nın ifadesinde aksi takdirde kalıcı barış olmaz sözleri vardı. Suriye'nin bazı kentlerinde, Türkiye'nin operasyon yaptığı bazı kentlerde gösteriler başladı Türkiye aleyhtarı. Hatta bayrak yakmaya kadar giden bazı olaylar oldu. Hemen ardından hem Suriye Milli Ordusu'ndan hem de Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Neler yaşandı dün geceden beri bir bakalım. Muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu açıklaması sonrası Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündeki bazı kentlerde Türkiye'ye karşıtı gösteriler başladı. Rejimle anlaşmaya karşı çıkan ve Karkamış sınır kapısında toplanan göstericiler Türk güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştı. Sınır kapısı gösteriler nedeniyle kapatıldı. Tartışmaya ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç'ten açıklama geldi. Türkiye sahada ateşkesin muhafaza edilmesinde ve Astana ve Cenevre süreçleri vasıtasıyla Anayasa Komitesi'nin kurulmasında öncü rol oynamış, muhalefete ve müzakere heyetine siyasi süreçte tam destek vermiştir. Halihazırda rejimin ayak sürmesi nedeniyle bu süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımızın ifade ettiği hususlar da buna işaret etmektedir. Suriye muhalefetinin askeri ve siyasi kanadından da açıklama var. Suriye Milli Ordusu'ndan yapılan açıklamada Azez'deki gösterilerde Türk bayrağı yakılması kınandı. Bazı ön yargılı ve cahil insanların saldırdığı bu kutsal sembole ve mahremiyete saygı göstermeliyiz denildi. Suriye muhalif ve devrimci güçler ulusal koalisyonundan yapılan açıklamada da 4 milyon Suriyeli'yi koruyan kardeş bir ülkenin bayrağının yakılmasını kesinlikle tasvip etmediğimizi ifade etmek istiyoruz denildi. Sahayı takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi açılışta bahsettik, ona bir bakalım. Salman Rushdie'ye bir bıçaklı saldırı var. Hint asıllı İngiliz yazar Amerika Birleşik Devletleri'nde bir panelde konuşma yaptığı sırada bu saldırıya uğradı. Ağır yaralı olduğu ifade ediliyor. Hemen helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alındı. Son gelişmeler ne? Nasıl bir tablo var? Sağlık durumuna ilişkin bir açıklama var mı? Ve tabii ki ülkede neler konuşuluyor? Voice of America muhabiri Mehmet Sümer'den alacağız. Mehmet Sümer, iyi geceler bir kez daha. Nedir son durum, sağlık durumuna ilişkin bir açıklama var mı? Son bilgi. İyi geceler. Henüz bir açıklama yok ama şu dakikalarda hastanede ameliyatta olduğunu biliyoruz. İlk müdahaleyi yapan doktorlardan biri Dr. Martin Haskell bir açıklama yaptı. Durumunun ciddi olduğunu ama tedavi edilebilir bir yarasının olduğunu söylemekle yetindi. Sadece sağlık durumuna ilişkin
o bilgi var. Boynuna yakın bir yerden bıçaklandığını biliyoruz. Bugün sabah saatlerinde, yerel saatte saat 10.45-11 civarı New York eyaletinin Buffalo şehri yakınlarındaki bir enstitüde sürgündeki sanatçılar ve göçmenlerle ilgili bir konuda konuşma yapmak üzere, bir panele katılmak üzere Salman Rushdie salona girdiğinde, ismi anons edildikten sonra sahneye çıkarken, sahneye çıktığı anda hemen sahneye atlayarak üzerine kullanan birisi tarafından bıçaklandı. Hatta o esnada moderatör de, yani onu anons eden, sahnede ona sorular soracak olan kişi de benzer şekilde hafif şekilde, Henry Rees isimli moderatör de hafif şekilde o arbedede yaralandı. Daha sonra üzerinde siyah kıyafetler olan genç orta yaşlardaki saldırgan oradakilerin de müdahalesi ve polisin de müdahalesiyle olay yerinde yakalandı. Ancak tabii bu saldırı beraberinde güvenlikle ilgili birçok eleştiriyi getirdi. Çünkü enstitünün bu panelin yapıldığı salonunda herhangi bir ek güvenlik önlemi bulunmadığı, girişte metal detektörü ya da herhangi bir aramaya tabi tutulmadığı, yaklaşık 1000 kadar kişinin panele davetli olduğu, kalabalık bir salon olduğu ama herhangi bir güvenlik önleminin, ek güvenlik önleminin alınmamış olduğu konusunda eleştiriler var. Salman Rushdie'nin ilk olarak yumruklandığına dair bir bilgi gelmişti. Ancak daha sonra sahnedeki kan lekeleri ve ardından oradaki katılımcıların çektiği görüntülerden ve sonra da New York polisinin yaptığı açıklamadan bıçaklandığını, boynuna yakın bir noktadan bıçaklandığını öğrendik. Söylediğim gibi New York şehrine uzak, yaklaşık 3 saatlik bir mesafede, Buffalo şehrine yakın bir noktada hemen olay yerine giden bir helikopterle hastaneye kaldırıldı, yerel bir hastaneye. Şu anda da orada ameliyatı devam ediyor. Söylediğim gibi sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yok. Sadece ilk anda müdahale eden doktorun yarasının ciddi ama tedavi edilebilir bir yara olarak değerlendirdiğine dair bir açıklaması var. Şu dakikalarda Rushdie'nin ameliyatı devam ediyor. Peki, az önce saldırganın o işleme sürecinden bahsettin ama saldırganın kimliğine ilişkin ya da nasıl bir, onunla ilgili soruşturmada nasıl bir detay var? Henüz polis onunla ilgili de bir açıklama yapmadı. Yani saldırganın kim olduğu ya da neden böyle bir saldırıyı yaptığı, tek başına mı hareket ettiği yoksa beraberinde başka bir kişi ya da kişilerin olup olmadığına dair henüz bir açıklama yok. Ama New York polisinin ilerleyen saatlerde, ilerleyen süre içerisinde saldırganın ifadesine dair de açıklama yapmasını, bir bilgilendirme yapmasını bekliyoruz. Şu aşamada polis henüz saldırganın kimliği ve motivasyonuyla bu saldırıyı gerçekleştirme nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı. Peki, çok teşekkür ederiz. Mehmet Sümer bizlerle birlikteydi. Elbette bu açıklamalar geldikçe kendisiyle sohbet etmeyi, bilgileri almayı sürdüreceğiz. Şimdi bir farklı noktaya daha gidelim. Karadağ'a gideceğiz şimdi de. Aile içinde çıkan bir kavga bir toplu katliama dönüştü orada da. Çetine'ye bağlı Medovina köyünde silahlı bir kişi önce kendi ailesine, daha sonra da çevredekilere ateş açtı. 11 kişi hayatını kaybetti. 7 de yaralı var. Olayla ilgili ayrıntılar ne? Hemen Üsküp'e gidelim. Gazeteci Eren Hasip aktaracak. Eren Hasip, iyi akşamlar. Nasıl gerçekleşti? Neler biliyoruz bu olaya ilişkin? Aslında Balkanlardan çok alışık olmadığımız bir haber bu. Genelde bu tür haberler hiç paylaşmadık diye söyleyebilirim. Tam bir trajedi yaşandı Balkanlarda. Aslında aile içi bir kavga değil, yanlış bir bilgi olduğu söyleniyor. En azından şimdilik böyle bir bilgimiz var. Bir ev sahibinin kiracılarını öldürdüğünü biliyoruz şu anda. Daha önce kira borcunu vermediği için aileden kirasını almaya gidiyor ev sahibi ve çıkan kavga sonucunda silahını çekip ailedeki neredeyse herkesi öldürüyor. Ondan sonra sokağa çıkıp yoldan gelen ve geçen insanlara gelişi güzel tesadüfi ateş açtığını. O zaman hayatını kaybedenler ve yaralıların hepsi aynı aileden diyebilir miyiz? Ya da çevrede farklı insanlar da bu çatışmadan ya da işte saldırıdan etkilendi mi? Çevreden farklı insanların da ölüler arasında olduğu, iki tane de çocuğun ölüler arasında yer aldığını biliyoruz şimdilik. Polise de ateş açtığını biliyoruz. Ambulansa da ateş açtığını biliyoruz. Yaralılara müdahale etmesi için gelen ambulansa da müdahale ettiğini ve ateş açtığını biliyoruz. Daha sonra polisin gelmesi sonucunda polise de ateş açıyor. Tabii ki de polisin müdahalesi sonucu hayatını kaybediyor. 34 yaşındaki saldırgan kendi ailesinden değil,
kendi evinde kalan kiracıları olduğunu biliyoruz. Ama daha önce de bu saldırganın psikolojik sorunları olduğunu ve psikolojik tedavi gördüğünü de kısa bir süre önce gördüğünü de biliyoruz. Yani şimdilik kısıtlı bir bilgi ama en azından bu bölgede bu tür haberlere alışık olmadığımız için tüm bölgede çok ciddi bir trajedi olarak değerlendiriliyor. Hatta Karadağ'ın başbakanı hem yas ilan etti hem de çok büyük bir trajedi olarak değerlendirdi bu durumu. Makedonya'nın Cumhurbaşkanı da taziye mesajını iletti ve tabii bölgenin diğer ülkelerin yetkilileri de taziye mesajını iletti. Şimdilik bilgiler bu doğrultuda. Sadece bir kira borcu yüzünden yaşanan bir trajedi olarak değerlendiriliyor. Peki Erhan Asip, çok teşekkür ediyoruz. Bilgileri aktardığın için, yeni bir bilgi olduğu takdirde elbette almayı sürdüreceğiz. Bir kez daha düzeltme yapalım. Açılışta bir aile içi tartışmadan, kavgadan bahsediyorduk ama bir ev sahibi kiracı kavgası ve onun saldırısıyla başlayan bir cinayet durumuna döndüğü anlaşılıyor. İlk bilgiler bu şekilde. Yeni açıklama geldikçe alacağız yine. Şimdi trafik kazasında ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen Amerikalı oyuncu Enheş'in hayatını kaybettiği açıklandı. 53 yaşındaki Hollywood yıldızı geçirdiği trafik kazası sonucu entübe edilmişti. Oyuncunun beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından yaşam destek ünitesinin fişinin çekildiği açıklandı. Ünlü oyuncunun organları da bağışlanacak. Ailesi oyuncunun organlarının bağışlamanın uzun zaman önce kendisi tarafından verilmiş bir karar olduğunu söyledi. Güney Amerika ülkesi Peru'ya gidelim. Çarpıcı bir görüntüyle devam edeceğiz oradan. Ceza yemek istemeyen bir minibüs şoförü aracını trafik denetimi yapan polislerin üzerine sürdü. O anlar da denetimi görüntülemek isteyen haber ekiplerinin kameralarındaydı elbette. Kaçmaya çalışan sürücü yolcularla dolu araçta önce polis kukalarını ezdi. Daha sonra da refüje çıkan araç kısa süreliğine hareketsiz kaldı. Ancak minibüsün hareket etmesiyle sürücü bir süreliğine de olsa ekiplerden uzaklaşmayı başardı. Polisler tarafından yakalandı hemen sürücü. Çekilen aracını ateşe verdi hemen sonrasında. Yanan araç kullanılamaz hale geldi. Sürücü gözaltında. Olayda yaralanan olmadığı bildiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tartışmaya bir bakalım. Hafta başından bu yana FBI'ın Trump'ta yaptığı arama konuşuluyor. Şimdi bir soru var. Nükleer belge mi arandı? İşte Adalet Bakanı emri ben verdim dedikten sonra bu açıklama Amerikan The Washington Post gazetesinde bazı kaynakların konuşmasıyla haberleştirildi. FBI'ın evde nükleer bilgileri ve belgeleri aradığı aktarılıyor. Trump iddiaları yalanladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesine yapılan FBI baskınından sonra ilk resmi açıklama geldi. Adalet Bakanı Merrick Garland, arama emrini kendisinin verdiğini söyledi. Garland, arama emrinin ve FBI ajanlarının evde el koyduğu belge ve eşya listesinin Trump'ın avukatına verildiğini de aktardı. Amerikan The Washington Post gazetesine konuşan kaynaklar, FBI ve Adalet Bakanlığı ajanlarının eski başkan Trump'ın evinde nükleer sırlara ait belgeleri aradığını söyledi. Amerikalı uzmanlar, nükleer silahlarla ilgili bilgilerin hassas ve az sayıda kişinin bilgisi dahilinde olduğunu söylüyor. Bu bilgilerin açığa çıkması halinde, düşman devletlerin Amerikan silah sistemlerine karşı koyacak bir yol üretmelerinden endişe ediliyor. Pazartesi günü Trump'ın evine yapılan baskın, destekçileri arasında tepkiyle karşılanmıştı. Dün bir silahlı saldırgan, Ohio eyaletinde FBI ofisine girmeye çalıştı. Polisle çatıştı, ardından ölü olarak ele geçirildi. Yetkililer bu kişinin Trump destekçileriyle olan bağlantısını araştırıyor. Şimdi dönelim iç siyasete. Bir numaralı gündem maddesi bu haftanın başından itibaren seçmen listesi polemiği. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde yok açıklaması bir tartışmayı başlatmıştı. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya'dan ve Yüksek Seçim Kurulu'nun seçmen kütüklerini aldığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden de konuya ilişkin bir açıklama var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok açıklamasıyla başlayan tartışmaya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya'dan açıklama var.
AKKA'ya anayasal bir kurum olan YSK çeşitli tartışmaların içine çekilerek yıpratılmamalı dedi. Tüm kurul toplantılarını mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla şeffaf ve denetlenebilir bir ortamda yapan YSK'nın incelemelerinin ardından hazırlanan seçmen listeleri son derece güvenlidir. Herhangi bir eksiklik, hata olmaması için seçmen listelerinin son halini siyasi partilere veriyoruz, muhtarlıklarda askıya çıkarıyoruz. İtiraz gelmesi halinde güncellemeleri yapıyoruz. CHP yetkilileri YSK'dan siyasi partilere gelen bazı verilerde hatalar olduğunu, o hataları düzeltip kurulu uyardıklarını söylemişti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada o iddialara yanıt verildi. Onlardan ilki soyadı olmayan seçmenler. Açıklamada 30 kişinin soyadının olmadığı belirtildi. Ancak bunların bir kısmının yurt dışında olması, bir kısmının da başvuruda bulunmaması nedeniyle düzeltme yapılamadığı kaydedildi. Genel Müdürlük, 100 yaş üzeri bir seçmenin ilk kez oy kullanacaklar arasında yer aldığı iddiasına da yanıt verdi. Açıklamaya göre 80 yaş ve üzeri kişilerden uzun süre işlem yapmayanların hayatta olup olmadıkları konusunda araştırma yapılıyor. Bu kişilerden adres beyanında bulunanlarınsa YSK tarafından seçmen kütüğüne ilk defa oy kullanacak şeklinde dahil edilmediği vurgulandı. Mernis kayıtlarına göre 100 yaşın üzerindeki kişi sayısı ise 15.946. Binlerce sağlık çalışanı çok uzun süredir bu yönetmeliği bekliyordu. Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliğinden bahsediyorum. Artık yayınlandı ve sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirildiği ifade ediliyor. Ayrıntısına bakalım. Sağlık çalışanlarının özlük haklarını iyileştirecek ek ödeme yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre personele yapılacak ek ödeme temel ek ödeme ile teşvik ek ödemesinden oluşacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yönetmelik dilinin herkes için açık olamayabileceğine dikkat çekti. Kesin tutarlar için ödemelerin yapılacağı tarihe işaret ederek, günlük hayata tercüme her ayın 15'inde yapılacak dedi. Sendikalar da yönetmelikte yer alan oranlara göre taban ek ödemelerine ilişkin hesap yapmaya başladı. Uzman hekim ve üzerine yapılmış olan düzenleme net olarak 10.000 TL civarında bir rakama tekabül ediyor. Asistan hekim arkadaşlarımızın 7.500 liraya yakın bir ilave ücretleri olmuş olacak. Pratisyen hekim arkadaşlarımız için de yansıması 5.000 liraya yakın bir yansıma olacak. Aynı diş tabibi ve diş tabibi uzmanlarımız için de aynı düzenleme geçerli olacak. Yönetmelikle hemşire, tekniker ve hizmetli gibi sağlık personellerinin tamamına yapılacak taban ek ödemeler de belirlendi. Bir hemşire sağlık memuru için 850 liraya tekabül eden bir düzenleme gerçekleştirilmiş olduk. Teknikerlerde de 500-600 lira civarında bir paraya tekabül edecek. Net bir rakam söylemek mümkün değil ama 400 liradan başlayıp 850 bin liraya kadar giden bir ücret, net ücret, taban ücret, ilave ücret verilmiş olacak. Yeni sistemde performans ve hasta memnuniyeti gibi kriterlere göre teşvik ödemesi de yapılacak. 350-400 liradan başlayıp 7-8 bin liraya kadar giden ilave teşvik ücretleri alınabilecek çalışmasının karşılığı. İlk hesaplamalara göre pratisyen ve asistan hekimlerin alacağı aylık ücretin 20 bin liranın, uzman doktorların alacağı ücretin ise 27 bin liranın üstüne çıkması bekleniyor. Bu ücretlere teşvik ödemelerinin eklenmesiyle daha da artacak. Günün önemli haberlerinden bir tanesi özellikle akşamüstü tansiyon yüksekti. Antalya, Kepez burası bir banka şubesinde rehine krizi yaşandı. Silahlı bir kişi tarafından rehin alınan şube müdürü yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldı. Zanlı gözaltında şimdi. Bankaya gitti. Güvenlik görevlisinin silahını gasp etti. Banka müdürü ve çalışanları rehin aldı. Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi müşteri olarak Mısır Çarşısı yanındaki banka şubesine gitti. İddiaya göre döviz havalesi yapmak istedi ancak işlem gerçekleşmedi. Bu sırada banka görevlisiyle arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisinin silahını gasp etti. Banka müdürüyle içerideki ona yakın çalışanı rehin aldı. Durumun polise bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda özel harekat ekibi gönderildi. Ekipler banka şubesinin kapısında önlem aldı. Ardından ikna çalışması başlatıldı. Silahlı kişinin annesi de banka önüne götürüldü. Yaklaşık 2 saatin sonunda rehine krizi sona erdi.
Özel harekat polisi bankaya girerek içerideki personeli çıkardı. Silahlı kişi de ikna edilerek gözaltına alındı. Çok uzun süredir yılbaşından beri artan bir şekilde konuştuğumuz bir konu, bu bültende de haklarımı soruyorum etiketiyle defalarca gündeme getirdik. Konut kiralarındaki o yükselişten, fahiş kira artışlarından bahsediyorum. Şimdilerde düşüşte hızlı bir artış yaşanmıştı. Şimdi son haftalarda biraz daha durdu deniliyor. Sektör temsilcilerinin ifadesi bu. Bu ay bazı ilçelerde %10'ları bulan düşüşler var. Satılık ve kiralık konutlarda fiyat artış hızı yavaşladı. Merkez Bankası verilerine göre Türkiye genelinde konut fiyatları son bir yılda %145 oranında arttı. Bazı il ve ilçelerde bu rakam çok daha yüksek. Artan fiyatlar kiralara da yansıdı. Ortalama kira İstanbul'da 8 bin liraya, Antalya'da 10 bin liraya çıktı. Son verilere göre fiyatlarda son haftalarda beklenen düşüş verilere yansımaya başladı. Ağustos'ta Burdur ve İzmir'de %4, Antalya ve Yalova'da %7, Çorum ve Mardin'de %8, Sinop'ta %13'lük kira düşüşü yaşandı. Aynı ay kira fiyatlarında İstanbul Kadıköy'de %10'luk, İzmir Karşıyaka'da %5'lik ve Ankara Yeni Mahalle'de %6'lık gerileme görüldü. Konut uzmanları satılık konut fiyatlarında da kiralıklara paralel düşüşler görüldüğünü söylüyor. Öte yandan kiralarda yeniden yükseliş yaşanabileceği uyarıları da yapılıyor. Artış ihtimalinin en yüksek olduğu aysa okulların açılmasıyla beraber taşınma hareketliliğinin artacağı Eylül ayı. Şu anda önümüzdeki yıl okulların açılması, üniversitelerin, liselerin açılması, ben fiyatları daha da yukarı çekeceğini düşünüyorum. Kiralık konut piyasası için söylüyorum bunu. Bununla birlikte satılık piyasası için reel anlamda bir duraksamayı hissediyoruz. Ev kiralarıyla birlikte fiyat artışının en fazla haberini yaptığımız, en fazla fiyat artışı yaşanan konulardan biri de neydi? Zorunlu trafik sigortası. Bu yıl 3. kez zam yapılacak. Prim tutarı gelecek aydan itibaren 5'te 1 oranında artıyor. Ayrıca her ay otomatik olarak %2 artan prim tavanı oranı da %4,75'e çıktı. Yani şirketler her ay bu oranda ek zam da yapabilecekler. Zorunlu trafik sigortasına 3. kez zam yapıldı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu prim tavanında %20 artışa gitti. Her ay otomatik olarak %2 artan prim tavanı da %4,75'e çıktı. Yani şirketler %20'lik zammın yanında her ay bu oranda ek zam yapabilecek. Zam Eylül ayından itibaren geçerli olacak. Ekonomik konjüktürdeki daralma, kur artışı, asgari ücretin artışı doğaldır ki hasar dosya maliyetlerini çok ciddi şekilde yükseltti. Ortalama 3.300-3.700 lira olan hasar dosya maliyetleri takdir edersiniz ki ne oldu? 13.000, 14.000, 15.000 lira çıktı. Resmi gazetede yayınlanan kararla zorunlu trafik sigortası poliçesi düzenlemekten kaçınan sigorta şirketine bir aya kadar yetki durdurma cezası verilebilecek. Kaçınmanın devam etmesi halinde bu süre iki katına kadar arttırılabilecek. Sigorta şirketleri her aldıkları 100 liranın karşılığında 370 lira civarında bir para öder hale geldi. Doğaldır ki bu sürdürülebilir bir şekil değil. O nedenle sigorta şirketleri son zamanlarda haklı olarak poliçeleri yapmaktan kaçınmaya başladı. Öte yandan yeni kararla hasarsızlık ve hasar prim oranlarında da düşüşe gidildi. Doktor Timur Didine'nin hikayesine bakalım. Yıllarca başarılı organ nakli operasyonlarına imza attı. Aileleri ikna konusunda da çok başarılıydı. Ama kendi derdine çare bulamadı. 3 yıldır böbrek nakli bekliyordu Didinen. Böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti. Organ nakli bekleyen onlarca hastaya umut oldu. Ailelerin ikna edilmesinde hep öncüydü. Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Doktor Timur Didinen de nakil bekliyordu. Böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti. Yaklaşık 300'ün üzerinde hastanın çeşitli organ nakilleri olmasına vesile olmuş. Onların hayata tutmasına sebep olmuş bir meslektaşımız. Doktor Timur Didinen 2014 yılında Türkiye genelinde organ bağışına ikna konusunda yaptığı çalışmalarla birinci olmuştu. 19 hastadan 10'unun ailesini organ bağışına ikna etti.
64 yaşındaki doktorda 3 yıl önce şeker hastalığına bağlı böbrek yetmezliği başladı. 2 yıldır diyalize bağlanıyordu. Organ nakli bekleme listesindeydi. Ancak nakil olamadan hayatını kaybetti. Can nakil istemedi. Ben kadavradan bekleme sırasında sıramı beklemek istiyorum dedi gerçekten. Çok isterdik onun için de bir organ nakli organizasyonu yapmayı ama ne yazık ki mümkün olamadı. Birçok insanın hayatını kurtardı. Birçok insan için o organ nakli ameliyatları yaptık onunla birlikte ama ne yazık ki kendisine uygun organ çıkmadı. 40 yıllık meslek hayatını geçen yıl noktalayan Doktor Didinen, yıllarca görev yaptığı hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı. İnsanlarla o sinerjiyi yakalardı. O acılarında bile göz teması kurarak, işte onlarla düzgün iletişimle. Bir olayda da eşi gelemedi, kişi vefat eden kişinin evine gidip. Mesela organ istemişliği de var. Doktorun cenazesi Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Neden yapılır bu sorusuyla Bodrum'a gideceğiz. Orman yangınlarında müdahale için çok zamanında tartışılan, özellikle geçtiğimiz yıl orman yangınlarında gece görüşlü helikopterler var. Bir mekandan lazer tutuldu o helikopterlere. Bu lazer yüzünden pilot görme kaybı yaşayabilir ya da kaza yapabilirdi. Havacılık uzmanları bu tür olayların son yıllarda artış gösterdiğine dikkat çekiyor. Bodrum Göltürkbük'ünde gece uçuşu yapan helikoptere bir mekandan lazer tutuldu. Pilotun uçuş güvenliği riske atıldı. O anlar helikopter içinden kaydedildi. Son yıllarda sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ne yazık ki lazer tutma olaylarına çok ciddi bir artış yaşanıyor. Uçaklara ve helikopterlere lazer tutulması büyük risk taşıyor. Çünkü pilot geçici görme kaybı yaşayabilir ve kaza yapabilir. Örneğin 11.500 feet, yani yaklaşık 3.500 metre yükseklikte uçan bir uçağın pilotuna tutulan çok kısa süreli bir lazer bile gözde kanamaya neden olabiliyor ki helikopter çok alçak irtifadan uçuluyor. O anlık bir dikkat kaybı yaşanması meydana gelebiliyor. Helikopterler için çok fazla otopilotla uçuş yapılamıyor. Pilotlar devamlı kumanda verdikleri için bir saniyelik bir dikkat kaybı, bir saniyelik bir yanlış kumanda bile bir kazaya sebebiyet verebilir. Uçak ve helikopterlere lazer tutulmasına idari para cezası uygulanıyor. 2019'da açıkladığı idari para cezalarında lazer tutanlara uygulanacak ceza 17.161 TL idi. Her yıl bu idari para cezaları devlet tarafından belirlenen bir oranla değerleniyor. 2022'de de yaklaşık %40'lık bir yeniden değerlemeyle bunları üst üste koyduğumuz zaman yaklaşık bugünün cezasına göre 32 bin lira civarında bir idari para cezası kesilebiliyor. Ve tabii ki de insanların hayatlarını riske attığı için de adli işlem gerçekleşiyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre 2018 yılında uçaklara yönelik 22 lazer tacizi yapıldı. 2019 yılında ise %89'luk artışla 42 olayın raporlandığı belirlendi. Burası Siirt'in Meydandere Köyü. Tam iki haftadır yer altından bazı sesler geliyor. Bu sesler endişeye de yol açıyor. Şimdi Akyayla Köyü'ne de taşındı bu seslerin geldiği nokta. Vatandaşlar ses sonrası birkaç saniye süren bazı sarsıntılar hissettiklerini de söylüyor. AFAD, gizemli olayın tespiti için bölgede inceleme yapıyor. Geçen seferde ben yine evde oturuyordum. Yine aynen patlama, sanki patlama sesi geldi ama bunun kadar şiddetli değildi. Yer altından gelen sesler bölge halkını tedirgin etti. Bölgede inceleme başlatıldı. Birden böyle ürkütücü bir ses geldi. Hani sesin ne olduğunu pek fazla yaşadım. Böyle sesle beraber sanki ayağımızın altında bir şey geçti gibi hissettik. Ondan sonra hepimiz geçtikten sonra böyle bir sarsıntı oldu. Siirt'in Meydandere Köyü'nde yaşayanlar İki haftadır yer altından ses geldiğini, sonrasında da birkaç saniye süren sarsıntılar olduğunu söylüyor. Vatandaşların ihbarı üzerine AFAD köyde inceleme başlattı. Çalışmalar sürerken 3,5 kilometre mesafedeki Akyayla köyünden de benzer haber geldi. Köy muhtarı Halit Aygün, Meydandere'de olduğu gibi ses sonrası sarsıntı hissettiklerini belirtti. Bir sarsıntı oldu 3 veya 4 saniye, fazla değil. Sanki evin kolonları kırıp da ev düştü gibisinden. O şekilde hissettim, köylünün tamamı hissetmiş. AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun,
Meydanderenin heyelan kütlesi üzerine, Akyay'dan ise kaya düşme afetine maruz bir bölge üzerine kurulduğuna dikkat çekti. Akkoyun, sesin nedenini tespit etmek için iki köyde de incelemelerin sürdüğünü söyledi. Kısa bir aranın ardından devam edecek bugün yarın. Simpsonlarla devam ediyoruz bugün yarına. Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle dikkat çeken dizi, yapımcılarından birinin açıklamalarıyla bir kez daha gündemde. Yapımcı, 2023'te yayınlanacak 34. sezonda gelecekte yaşanacak olayları nasıl tahmin ettiklerine ilişkin bir bölüm olacağını duyurdu. Şemdinlili Sofya Ömer, Hakkari'de kalabalık düğünlerin aranan ismi. Irak ve İran'daki düğünlerden dahi halaybaşı olması için davetler alıyor. Geçtiğimiz hafta ise bir dünya yıldızı, Kanadalı şarkıcı Justin Bieber onu sosyal medya hesabından paylaştı. Şemdinlili Sofya Ömer de görüntülerini 253 milyon takipçisine ulaştıran Bieber'a teşekkür ediyor. Yıllardır düğünlerin aranan ismiydi. Yöresel kıyafetleri, kendine has figürleri dünyaca ünlü Justin Bieber'ın bile dikkatini çekti. Ünlü yıldızın Instagram'dan paylaştığı Şemdinlili Sofya Ömer'in ünü artık Hakkari sınırlarını aştı. Justin Bieber'e çok teşekkür ederim. Beni poylamış, her dünyaya, her yerine vermişsin. Sofya Ömer lakabıyla tanınan Ömer Çelik 70 yaşında. Şemdinli'nin Yayla Köyü'nde yaşayan Çelik, bölgedekilerin yakından tanıdığı biri. 40 yıldır kalabalık düğünlere mutlaka davet edilen Sofya Ömer, halayların olmazsa olmazı. Sofya Ömer'in 8 yıl önce halay başı olduğu bir düğünde çekilen görüntüsünü dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber paylaştı. Halay müziği yerine rap müzik duyulan video kısa sürede viral oldu. 40 senedir ben böyle düğünlere gidiyorum. Onlardan geliyor, İrak'tan geliyor, İran'dan geliyor. Adamlar arabayı getiriyor, bizim köyümüze geliyor. Beni alıyor, beni götürüyor düğüne. Ben onları düğüne gitmese o düğünü kimse yapamaz. Paylaşımın ardından Sofya Ömer'e sayısız telefon geldi. Halay başı olması için teklif yağdı. Biri engelli, 10 çocuğu olan Sofya Ömer geçen yıl kanser nedeniyle eşini kaybetti. O günden beri de halay çekmeyi bıraktı. Ancak Justin Bieber'ın paylaşımı Sofya Ömer'i mutlu etti. Öyle ki Bieber isterse halaya geri dönebileceğini söylüyor. İnşallah Justin Bieber'den halay çekeceğim. Türk şiirinin usta ismi Can Yücel'in vefatının üzerinden 23 yıl geçti. 1999'da 73 yaşında kaybettiğimiz usta şairi anarak tamamlıyoruz bülteni. Bugün yarının ikinci diliminde manşet hepimizi ilgilendiriyor. Tarım kredi kooperatifleri marketlerinde pazartesi gününden itibaren 30 üründe indirim başlıyor. Daha önce farklı ürünlerde yapılmıştı ama bu 30 ürün ne ve nasıl, ne oranda bir indirim? Özellikle büyükbaş hayvan etinin yanı sıra hangi ürünlerde indirim yapılacağı bir soru işaretiydi. Bakalım ayrıntısına. Tarım kredi kooperatifleri hazırlıklarını tamamladı. 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirim pazartesi günü başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükbaş hayvan etinde %30-35 indirim olacağını açıklamıştı. İndirim için çalışmalarını tamamlayan kurum, kendi marketlerinde satışa sunacağı 30'un üzerinde ürünü de tespit etti. Buna göre gıda grubunda makarna, un, salça, pirinç, bulgur, bakliyat grubu, şeker, sıvı yağ, süt ve süt ürünleri, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz ve kavunda indirim uygulanacak. İndirim temizlik ve hijyen malzemelerinde de geçerli olacak. Çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya ve bebek bezi fiyatlarında indirime gidilecek. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde et ürünleri için Et ve Süt Kurumu ile hareket edilecek. Et ve Süt Kurumu'ndan gelen etlerde de %30-35 arasında indirim yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 751. yıl dönümüyle düzenlenecek anma törenine katılacak. 751. ölüm yıl dönümü nedeniyle Hacı Bektaş'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenleniyor anma töreni. Erdoğan da katılacak. Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Müzesi'nde gerçekleşecek tören. Hacı Bektaş'taki anma töreninde ilk kez olacak Erdoğan. Pazartesi günü de Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'ne gitmiş ve Muharrem iftarına katılmıştı. Yunanistan'la ilişkiler bir süredir gergin. Özellikle bu dönem yaz ayları boyunca devam ediyor. Üst düzey dışişleri kaynaklarına göre Yunanistan'ın son dönemde izlediği bu politikalar 2023'te yapılacak seçimle alakalı. Atina yönetimi tansiyonu bile isteye yükseltiyor. Adaların silahlandırılması, Amerika Birleşik Devletleri'nin üsleri, Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimi, hava sahası ihlalleri, Ankara-Atina hattında bu başlıklar nedeniyle gerilim yüksek. Üst düzey dışişleri kaynaklarına göre Atina yönetimi gerilimi Yunanistan'da yaklaşan seçimler nedeniyle yükseltiyor. Kaynaklar Ege'de ilk ihlali Yunanistan'ın gerçekleştirdiğini, Türkiye'nin ise karşılık verdiğinin altını çizdi. Sorunların çözümü için Yunanistan'ın masaya oturmaya yanaşmadığını belirten kaynaklar, Yunanistan uluslararası hukuka başvurduğumuzda iddialarının saçma olduğunun ortaya çıkmasından korkuyor değerlendirmesinde bulundu. Yunanistan'ın son dönemde artan silah alımlarını da değerlendiren kaynaklar, caydırıcılık hissi yaratmaya çalışmalarının anlamsız olduğunu kaydetti. Kaynaklar Yunanistan'ın Fethullahçı terör örgütü için artık transit değil, hedef ülke olduğuna da dikkat çekti. Ülkede 8 ila 10 bin FETÖ'cü olduğu ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal yargıç eski başkan Donald Trump'ın arama kararına ilişkin gizlilik kararını artık kaldırdı. FBI yetkilileri Trump'ın Florida'daki malikanesinde 11 gizli dosyayı ele geçirdi. Ayrıntılara gidelim. Amerika'da en çok konuşulan hafta başından itibaren konu bu. Amerika'nın Sesi muhabiri Mehmet Sümer'e döneceğiz bir kez daha. Mehmet Sümer, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Dosyalarda neler var? Böyle başlayalım istersen. Yaklaşık 20 kutu belge alındığı belirtiliyor FBI'nin bu arama kararı neticesinde. Belgeler arasında Trump'ın eski danışmanlarından Roger Stone için verdiği af kararı ile ilgili belgenin olduğu, yine Fransa Cumhurbaşkanı ile ilgili bilgi yazan bir dosya bulunduğu, bazı fotoğraflar olduğu belirtiliyor. Bazı nükleer bombalarla ilgili bir takım bilgiler olabileceğine dair bir haber sızmıştı dün Washington Post gazetesine. Bugün arama kararı ile alakalı duyabiliyor mu? Peki, telefonda telefon hattında bir sıkıntı var. Bağlantı kurulduğu takdirde yine konuşmayı sürdüreceğiz. Şimdi Ukrayna'ya gidelim. Ukrayna'dan bu fotoğraf, Zaporijya nükleer santrali savaşın başından beri en çok konuşulan yerlerden birisi. Ve oradaki askeri hareketlilik bölgede tehlike saçıyor. Bölgede 10 patlama sesi daha duyuldu. Rus ve Ukraynalı taraflarsa santraldeki ve çevresindeki saldırılar için birbirini suçluyor. Ukrayna'nın Zaporijya nükleer santralinden saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. Dün santral ve çevresinde 10 patlama meydana geldi. Saldırılarda santraldeki bir itfaiye istasyonu, ofis ve radyasyon göstergeleri hasar aldı. Santral çevresinde küçük çaplı yangın çıktı. Ukrayna ve Rusya birbirini suçlamaya devam etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski santrale yönelik saldırıları terör devletinin en tehlikeli eylemi olarak niteledi. Zelenski Rusların Zaporijya'dan çekilmesini ve santralin hakimiyetinin Ukrayna'ya bırakılması gerektiğini savundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de dün Zaporijya'yı konuşmak için toplandı. Genel Sekreter Antonio Guterres çatışmaların bir felakete yol açabileceği uyarısında bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi de santrale yönelik denetim çağrısı yaptı. Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya nükleer santrali 5 Mart'tan bu yana Rusya kontrolünde. Santral içinde Ukraynalı çalışanlar da bulunuyor. 6 nükleer reaktöre sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin %20'sini sağlıyor.
Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu Energoatom'a göre santralde şimdilik nükleer sızıntı yok. Donald Trump'la ilgili soruşturmaya ilişkin, daha doğrusu arama kararındaki o gizlilik kararının kaldırılmasına ilişkin bir bağlantı yapıyorduk Amerika'nın Sesi muhabiri Mehmet Sümer'le. Telefon attığında bir sıkıntı çıktı. Şimdi tekrar attığımızda bir kez daha hoş geldin, bir kez daha iyi akşamlar. Kaldığımız yerden devam edelim istersen, dosyalarda ne var sorusuna yanıt veriyordum. Evet, arama kararında bir detay var. Adalet Bakanlığı'na bağlı Karşı İstihbarat ve İhracat Kontrolü Bölümü Başkanı Jay Bratton de imzası var. Bu birim özellikle ulusal güvenlik, askeri, stratejik konular, teknoloji ihracatı, teknoloji satışı, casusluk, sabotaj, atom enerjisi ile ilgili konulara ilişkin olarak kovuşturma yetkisi bulunan bir birim. Dolayısıyla bu birimin yöneticisinin de arama emrinde imzasının ve onayının bulunması, dün Washington Post gazetesinde çıkan nükleer bombalara ilişkin sırlar vardı iddiasını da hani bir bakıma yeniden akıllara getiriyor. Az önce de söylediğim gibi Trump'ın affettiği eski danışmanı Roger Stone'la ilgili belgeler olduğu belirtiliyor. Fransa Cumhurbaşkanı ile ilgili yazan bir dosya olduğu belirtiliyor. Bazı el yazısı notlar olduğuna dair ifadeler var. Tabii bu belgelerin üzerinde çok gizli ibareleri bulunduğu için ve bunlar devlet sırrı niteliğinde olduğu için belgelerin sadece bu kadarlık kısmı şu anda ve arama kararı yansımış durumda. Ama söylediğim gibi konuya ilişkin olarak ismi açıklanmayan bazı yetkililer dün de Washington Post gazetesine nükleer bombalarla ilgili, ama tabii Amerika'nın elindeki nükleer bombalar mı yoksa başka ülkelerin nükleer bombalarıyla ilgili sırlar mı olduğuna dair bilgi paylaşılmamıştı, ama böyle bir bilgi sızdırmışlardı. Washington Post bu iddiayı gündeme getirmişti. Bugün şimdi Karşı İstihbarat ve Casusluk Biriminin de bu arama kararına onay vermiş olması bu ihtimali de güçlendiriyor. Tabii yine bu birimin onay vermiş olması, Başkan Donald Trump'ın evinde sakladığı bu bilgilerin Karşı istihbarat ve casusluk suçu kapsamına giren bilgiler ve bununla alakalı şüpheler olabileceğini de akla getiriyor. Dolayısıyla soruşturmanın bundan sonra hangi yöne doğru evrileceği şu anda gerçekten ciddi bir merak konusu halinde Amerika'da. Bütün hani medyada bu tartışılıyor. Acaba hangi yönde? Zaten eski bir Amerikan başkanının evine FBI'nin baskın yapabilmesi için çok ciddi kanıtlar ortaya konmuş olması gerektiği söyleniyordu. En başından beri yapılan yorum buydu. Çok ciddi, elle tutulur kanıtlar olması gerektiği belirtiliyordu. Şimdi bu şeyler, ortaya çıkan bu veriler, her ne kadar içeriklerini net olarak bilmesek de yaklaşık 20 kutu dosyanın alındığını biliyoruz. Şu an ekranda sizin de gösterdiğiniz dokümandan. Bunların içerisinde gerçekten ciddi anlamda devlet sırrı sayılabilecek ve dışarı çıkarılması kesinlikle yasak olan bilgiler olduğu belirtiliyor. Tabii Trump cephesi buna ne yanıt verecek ve soruşturma bundan sonra nasıl ilerleyecek, onu hep birlikte takip edeceğiz. Peki Mehmet Sümer, şimdi ne bekliyor sorusunu biraz daha açalım mı Trump'ı? Önümüzde bir seçim var, adaylığını açıklıyordu, işte tam bunun üzerine çıktı. Elbette herkes merak ediyor ama Amerika'da konuşulan senaryoların arasında neler var? Ne olabilir? Tabii yani şöyle, Donald Trump'ın hakkında yürütülen çok fazla soruşturma var. Yani bu ulusal arşive teslim edilmesi gereken gizli devlet sırrı niteliğindeki belgeleri evinde saklaması ile ilgili bir soruşturma var. İşte FBI evine baskın yaptı. İlk kez böyle bir şey yaşandı. Bir Amerikan eski başkanının evine FBI baskın düzenlemiş oldu. Yaklaşık 30 FBI görevlisinin gittiği söyleniyor. Öte taraftan 6 Ocak Kongre baskını ile ilgili yürütülen bir soruşturma var ki orada da çok ciddi ithamlar var. Trump'ın doğrudan bu kişileri yönlendirdiği, engel olmadığı, durdurmadığı şeklinde. Bunlar dışında New York'ta hafta başında yine başsavcının karşısına oturdu Donald Trump. Burada da kendi şirketleriyle ilgili usulsüzlük davasından yargılanıyor. İşte bazı gayrimenkullerin fiyatlarını yüksek göstererek bankalardan düşük faizli kredi almakla, bazı gayrimenkullerin fiyatlarını da düşük göstererek eksik vergi ödemekle suçlanıyor. Öte taraftan bu hafta içerisinde yine Amerika'da federal mahkeme aldığı kararla Trump'ın şirketlerinin vergi kayıtlarının ve Donald Trump'ın kişisel olarak vergi kayıtlarının Kongre'ye sunulması gerektiğine hükmetti. Trump bunları da paylaşmamıştı. O da ayrı bir dava konusu. Yani o kadar çok dava konusu var ki eski başkan Donald Trump'la ilgili.
Öte yandan Donald Trump'a açıklamalarına baktığınız zaman Donald Trump bütün hakkında yürütülen bu soruşturmaların tamamının kendisine yönelik bir cadı avı olduğunu, demokratlar tarafından üstelik de FBI gibi devlet kurumları da kullanılarak bir cadı avı yürütüldüğünü ve amacın kendisinin 2024 başkanlık seçimlerine yeniden aday olmasını engellemek olduğunu belirtiyor. Ama söylediğim gibi ortada ciddi iddialar var bir taraftan da. Şimdi tabii merak edilen konulardan bir tanesi bu soruşturmalardan biri ya da birkaçından çıkacak olan olası bir ceza, Trump'a yönelik ceza, Trump'ın yeniden başkanlık seçimine 2024'te aday olmasına engel olacak mı, olmayacak mı? En çok konuşulan konulardan bir tanesi de bu. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Sümer aktardı. Epey bir süre daha konuşulacak, gündemimizi meşgul edecek konulardan bir tanesi. Şimdi dönelim yurda. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama var. Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri soruşturmak için bakanlık, İçişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir birim kurulduğuna yönelik bazı iddialar vardı. Bakan Soylu bunu yanıtladı. Twitter'dan izlediğiniz bu görüntülü mesajı yayınladı Soylu. İçişleri Bakanlığı'nca rastgele, kanunsuz ve mevzuatsız bir birim kurulamaz diye konuştu. Soylu, son yerel seçimlerin yapıldığı 31 Mart 2019'dan bu yana 583 belediye için soruşturma izni verildiğini, bunlardan 194'ünün AK Partili, 206'sının ise Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı, yaptığımız bütün işlemler yargıya açık işlemlerdir ifadesini de kullandı. Bir de atama kararlarına bakalım. 2 ilin emniyet müdürü merkeze alındı. 11 ilin emniyet müdürlüğüne atama yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın mülki idari amirler atama kararnamesi resmi gazetede yayımlandı ve artık yürürlükte. 2 ilin emniyet müdürü merkeze alındı. 11 il emniyet müdürlüğüne atama yapıldı. 329 kaymakamın görev yerleri değişti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli bir tuğ amiralle 2 albay bir üst rütbeye yükseltildi. İçişleri Bakanlığı'nda görev değişimi ve atamalara ilişkin kararnameler resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanlığı Mülki İdari Amirler Kararnamesi ile 422 Mülki İdari Amirinin ataması yapıldı. 329 kaymakamın görev yeri değişirken boş kalan ilçelere kaymakam vekilleri atandı. Böylece 922 ilçenin tamamına kaymakam ataması yapılmış oldu. Kayyumluk görevi yapan 12 kaymakam farklı görevlere atanırken yerlerine yeni kaymakamlar getirildi. Diyarbakır ve Giresun İl Emniyet Müdürleri merkeze alındı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı Recep Güzel Yazıcı atandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş getirilirken, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucansa Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü oldu. Karabük, Kastamonu, Kütahya, Nevşehir, Siirt ve Sinop İl Emniyet Müdürlüklerine ise polis baş müfettişi görevindeki isimler getirildi. Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğ Amiral Cengiz Fitöz tüm amiralliğe yükseltildi. Karadeniz Bölge Komutanı Albay Ahmet Bahadır'la Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bağbek ise Tuğ Amiral oldu. Rütbeleri yükseltilen 3 ismin görev yerleri ise değişmedi. Devam ediyoruz bugün yarına. Sel nedeniyle tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşayan Güney Kore yaralarını sarmaya çalışıyor. Başkent Seul'de nüfusun %5'i bodrum katlarda yaşıyor. Oscar ödüllü Parazit filminde de yer verilen o derin yoksulluğun sembolü olan bodrum katlardaki evlerin konut olarak kullanımının artık yasaklanması gündeme geldi. Tarihinin en büyük sel felaketlerinden birini yaşayan Güney Kore yaralarını sarma çabasında. Selden en çok başkent Seul'ün farklı bölgelerinde Banjiha adı verilen bodrum katlarında yaşayan insanlar etkilendi. Felakette ölenlerden 3'ü bu evlerde yaşıyordu. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol başkentin Gwanak bölgesinde biri çocuk 3 kişilik aileye mezar olan bu evi ziyaret etti. Oscar ödüllü Parazit filminde de yer verilen bodrum katlardaki evler soğuk savaş döneminde sığınak olarak kullanılıyordu. 2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre kira fiyatları ve gelir eşitsizliğinin yüksek olduğu başkent Seul'de nüfusun %5'i bodrum katlarında yaşıyor. Yetkililer bu soruna çözüm arayışında.
Ülkede bodrum katlarındaki dairelerin konut olarak kullanılmasının kademeli olarak yasaklanması için girişim başlatıldı. Kent yönetimi mülk sahiplerine bodrum katlardaki dairelerini konut dışı amaçlarla kullanacak alanlara çevirmeleri için 10 ila 20 yıl arasında süre tanıyacak. Güney Kore'nin yanı sıra Yemen ve Çin de sellerle boğuşuyor. İç savaşın devam ettiği Yemen'de çökmüş haldeki altyapı sağanak yağışları kaldıramadı. Yollar, caddeler göle döndü, insanlar mahsur kaldı. 45 binanın hasar gördüğü sel felaketinde başkentin UNESCO Kültür Mirası listesine yer alan tarihi bölgesinde de hasar oluştu. Çin de sağanak yağışların etkisi altında. Başkent Pekin yakınlarındaki Şansi bölgesinde yağışlar sele neden oldu. Yetkililer 13 saat süren sağanak yağışlarda Jinlao kasabasına ortalama 200 milimetre yağış düştüğünü belirtti. Araçların suya kapıldığı ve yolların çöktüğü sel nedeniyle bölgedeki otoyol inşaatında çalışan 5 işçi kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İnsanlık küresel ısınma iklim değişikliğini ciddi almıyor ama işte görüntülerinden biri sel olarak karşımızda, bir diğeri de bu fotoğrafta karşımıza çıkıyor. Bu fotoğraflar Avrupa'dan gelmeye başladı artık. Sıcak hava dalgası kavuruyor adeta kıtayı. Çok sayıda orman yangını devam ediyor. Fransa ve Portekiz'de alevler günlerdir söndürülemedi. İngiltere'de ise bazı bölgelerde resmen kuraklık ilan edildi. Aşırı sıcaklarla mücadele eden Avrupa tarihinin en kurak günlerini yaşıyor. Nehirler kuruyor, yangınlar yayılıyor. İngiltere'nin güney, orta ve doğu bölgelerinde resmen kuraklık ilan edildi. Kuraklık ilan edilen bölgeye başkent Londra da dahil. Bu kapsamda bir dizi kısıtlama devreye girecek. Bu bölgelerde yaşayanlar için evsel ve ticari su kullanımı sınırlandırılacak, hortumla bahçe sulamak yasaklanacak. Ayrıca yüksek sıcaklıklar nedeniyle futbol maçlarında da su molası verilecek. Ülkedeki kuraklık alarmının yaban hayat, bitkiler ve mahsuller için kısa vadeli bir risk oluşturduğu belirtiliyor. İngiltere son olarak 2018 yılında benzer bir durumla karşılaşmıştı. Ülkedeki en şiddetli kuraklık dönemi ise 1976'da kayıtlara geçti. Kuraklık alarmı sadece İngiltere ile sınırlı değil. Almanya'da Ren Nehri'nde su seviyesinin önümüzdeki günlerde kritik bir seviyeye düşebileceği uyarısı yapılıyor. Bu durum su yolu taşımacılığı için büyük tehdit oluşturuyor. İtalya'nın en uzun nehri için de benzer bir tehlike söz konusu. Po Nehri kuraklık nedeniyle kurudu. Normal şartlarda teknelerin yanaştığı nehirde su seviyesi yarım metreye kadar düştü. Diğer yandan da Fransa ve Portekiz orman yangınlarıyla boğuşuyor. Fransa'da yetkililerin dev bir canavara benzettiği yangın, ülkenin güneybatısında Gironde ve Land bölgelerinde salı gününden bu yana 7400 hektardan fazla alanı yaktı. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yangına binden fazla itfaiyeci ve amfibik uçaklarla müdahale ediliyor. Avrupa Birliği, Fransa'daki orman yangınlarının söndürülmesine yardım amacıyla 4 uçak yolladı. Portekiz'de de tablo vahim. Chovilha bölgesindeki yangınların 6. günü. 1500 itfaiye görevlisi alevlerle mücadele halinde. Serra da Estrela Ulusal Parkı'nın bir bölümü de dahil 10 bin hektarlık alanın yandığı belirtiliyor. Haftanın gündem maddelerinden biri. 3 katı kazanç vaadiyle 10 bin kişiyi dolandıran deterjan pazarı Saadet Zinciri soruşturması sürüyor. Bazı yeni ayrıntılar da var. Dolandırıcılar sistemi nasıl çalıştırdı? Bir bakalım. 3 katı kazanç vaadiyle 10 bin kişiyi 100 milyon lira dolandıran deterjan pazarı Saadet Zinciri soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tek bir banyo topu için talep edilen ham madde ücretinin ürünün piyasadaki satış fiyatından fazla olduğu tespit edildi. Emniyet güçlerine şikayette bulunan mağdurların sayısı 100'ü aştı. Ankara'da faaliyet gösteren firma internetten kendisine müşteri buluyordu. Sisteme girenlere deterjan ham maddesi veriyor, bunu top haline getirip kuruttuktan sonra 3 katı fiyatla geri almayı vaat ediyordu. Mağdurların ifadeleri dolandırıcılığa ilişkin yeni ayrıntıları ortaya çıkardı. Buna göre firma ilk etapta 30 gün içinde kurutulan ürünleri 3 katı fiyata satın aldı.
Ardından bu süreyi 90 güne çıkardı. Bu sayede bir yılda sisteme yaklaşık 40 bin kişi dahil oldu. Bir süre sonra banyo toplarını getirenlere bozuk, kırık, uygun değil diyerek eksik ödeme yapılmaya başlandı. Bir mağdurun iddiasına göre teslim edilen ürünlerin bir kısmı işlemden geçirildikten sonra üretim yapılması için tekrar satıldı. Firma sahibi Süleyman Kocabaş'ın aralarında olduğu 8 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. Bolu'ya gidelim. İçme suyundan zehirlenen çocukların tedavisi tamamlanmak üzere. 26 gündür Ankara'da tedavi görüyor çocuklar. Artık taburcu edilecekler. Şu an için böbrek fonksiyonları normale döndü. Bolu'da içme suyundan zehirlenen çocuklar iyileşiyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 26 gündür tedavi edilen çocuklardan ikisi taburcu edilecek. Şu anda hastalarımız durumu oldukça iyi. Hepsi diyalizden kurtuldular. Şan tabloları da oldukça normale döndü. Ve iki hastamızı taburcu etmeyi planlıyoruz. Diğer hastalarımızın da önümüzdeki hafta içinde taburculuklarını yapmayı hedefliyoruz. Hastalarımızı uzun süre takip etmeye devam edeceğiz. Yaşları 3 ila 15 arasında değişen 6 çocuğun diyaliz tedavisi de sona erdi. Zor bir süreçti. 25-26 gündür buradayız. Allah'a şükür yarın taburcu olacağız. Biz buraya hep çok umutsuz geldik. O kadar kötü bir durumda geldik ki sanki hayat durduğu yerden tekrar yeniden başladı. Çok geçmiş olsun size de. 15 ile 13 yaşındalar. Kronik böbrek yetmezliği tanısıyla geldik. Şu anda durumları gayet iyi. Doktorlarımız, hemşirelerimiz gayet çok ilgiliydi. Çok uzun bir yani çok ağır bir süreçten geçtiler. Zehirlenen çocuklar 16 Temmuz'da Ankara'ya getirilmişti. Çok mutluyum. Yani evime dönmek, oyun oynamak artık bunun tarifi yok. Gidince köpeğim var, onu oynamak istiyorum. En çok onu çok özledim mesela. İstanbul'da Arnavutköy'de seyir halindeki kamyondan düşen demir ve o demir direkler İETT otobüsüne çarptı. Fotoğraf bu şekilde. İkisi ağır, 5 yolcu yaralandı. Nasıl olur bu kaza? Seyir halindeki kamyondan düşen demir direkler yola savruldu. Direklerden bazıları durağa yanaşmak için yavaşlayan İETT otobüsüne saplandı. Görüntüler İstanbul Arnavutköy'den. Kamyon resmen biçti yani. Üzerinde bulunduğu demirler otobüsün sol tarafından başladı biçmeye. Taksi şoförü tarafına kadar geldi galiba. Yolculardan 5'i yaralandı. İkisinin durumu ağır. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. Çocukla ilgileniyor. Kamyon bayağı bir hızlıydı. Otobüs durakta durmak isterken birden yanından geçti. Yani otobüsün sol tarafını komple alıp demir parçaları falan zaten hepsi düştü. Olayda otobüsün sol tarafında ağır hasar oluştu. Yanlış yükleme yapıldığı öne sürülen kamyonun şoförü gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için anne babaları da eğitecek. Aile okulu projesinin tanıtımını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla İstanbul'da yaptı. Hayat ailede başlar. Biz büyük bir aileyiz. Öncelikle değişim bende başladı. Ben çocukları dinlemiyormuşum hiç. İletişimimizi biz kendimiz kesmişiz çocuklarımızla. Çocuklar okulda öğrendiklerini evde ve dışarıda da sürdürebilsin diye ailelere eğitim verilecek. Öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimleri desteklenecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7 ilde başlattığı aile okulu projesi tüm Türkiye'de hayata geçiyor. Hedef mutlu bir aile ve ev ortamı oluşturmak. Güçlü aileler toplumların bağışıklık sistemini oluşturur. Milli Eğitim Bakanlığımız aile okulu projesine aileyi güçlendirme motivasyonuyla başladı. Hem salgının toplum ve bireyler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiyi onarmayı hem de aile değerlerini ihya etmeyi hedefledi. Bu projenin ailelerimizi olası risklere karşı çok daha dayanıklı hale getireceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen projede hedef 2022 sonuna kadar 1 milyon aileye ulaşmak.
ailelerimize dokunan, onlara bir okul hizmeti veren, aile iletişiminin tıkanan kanallarını açmalarında onlara rehberlik eden, çocuklarıyla iletişimlerini tekrar inşa etmek için yeni yaklaşımlarla onları desteklemeye çalışan, aynı zamanda kültürel, ahlaki değerlerimizin de tekrar hatırlatıldığı, internet bağımlılığının getirmiş olduğu maliyetleri tekrar düşünmemizi gerektiren bir aile okulu eğitimi inşa ettik. Aile okulu katılımcılarına aile içi iletişimi, stres yönetimi, sağlıklı beslenme ve ilk yardım gibi 10 ders verilecek. 44 saat sürecek. Mutlu aile, mutlu çocuk. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. Diyarbakır'da ihbar üzerine bir polis bir kuyumcuya operasyon düzenledi. O operasyonun sonucunda anlaşıldı ki dükkanda 24 ayar diye 22, 18 ayar diye 16 ayar altın satılıyordu. Peki düşük ayarlı ya da sahte altın tuzağına düşmemek için ne yapılmalı? Yanıtına bakalım. Gün sezonu başladı. Kalpazanlar da devreye giriyor. Şu elimde görmüş olduğunuz künye, patenti var, her şeyi var. Bunu normal altın olarak görebilirsiniz ama bu kaplama, kaliteli bir kaplama. En son olay Diyarbakır'da yaşandı. Şikayet üzerine polisin operasyon düzenlediği kuyumcuda çok sayıda düşük ayarlı altın ele geçirildi. 24 ayar diye satılan altınlar 22, 18 ayar diye satılan altınlarsa 16 ayar çıktı. Burada gördüğümüz her şey sahte mi? Gördüğümüz her şey kalpazanların sosyal medyada sattığı veya hastane kapılarında insanlara duygu sömürüsü yaparak verdikleri ürünler. Kamuoyunu bilgilendirmek için bunları onlardan alıyoruz, kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Eğer altın fiyatında indirim varsa şüphelenmek gerek. Çünkü altının fiyatı tek. Vatandaşlarımız özellikle internet sayfalarında işte çok ucuza altın buldum, ucuz altın var falan diye böyle tuzaklara düşmemeli. Vatandaşın bir ürünün altın olup olmadığını ilk bakışta anlaması mümkün değil. Ama özellikle internetten ya da bilmediği yerlerden alışveriş yapmaması gerekiyor. Kuyumcularda ise resmi sertifikalara mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Dışı altın görünümlü ama sahte olan bu bilezik takısı. İçini sürttüğümüz zaman mihenk taşında beyaz bir renk alır. Gördünüz mü rengini? Bembeyaz. Diğer tarafa gerçeğini sürttüğünüz zaman rengi zaten kendini ele verir. Özel okul fiyatlarına gelen zamlar da uzun süredir gündemde. Özel üniversiteler ve öğrencileri, veliler tarafından da elbette protesto ediliyor. Bu üniversitelere bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da bir araya gelen öğrenciler kayıt yaptırırken daha önce kendilerine verilen yıllık %5'lik zam sözünde durulmadığını söylüyor. Öğrencilerin iddia ettiği zamlarsa düşündürücü. Farklı bölümlerden öğrenciler ve velileri zam kararını protesto için bir araya geldi. 2020'de de aynı şekilde bir kılavuz okuduğunuz süre boyunca eğitim ücret artışı yıllık %5'i geçmeyecek diye yazıyorlardı. Görüntüler İstanbul'da özel bir üniversiteden. Üçüncü senemizde ödediğimiz ücreti bir sene için talep ediyorlar. Aynı bölümde okuduğum insanla bursum aynı, tercih bursum aynı, her şeyim aynı. O benden 1000 lira daha fazla ödemek durumunda mesela. Hani bunun bir mantalitesi yok. Onların müşterisi de değiliz, öğrencisiyiz yani. Geçmiş yıllarda kayıt yaptıranlar kendilerine verilen %5'lik zam sözünün tutulmadığını söyledi. Hukuki eksiklik var. Vaat ettiğinden, ilan ettiğinden fazlasını istiyor. Üniversite zam kararını yatay geçiş dönemi sonrası açıkladığı için öğrenciler başka bir okula geçme şansını da kaybetti. Öğrenciler zamların geri çekilmesini istiyor. Üniversite yönetimi ise ekonomik koşulların ücretlerin güncellenmesini zorunlu hale getirdiğini savunuyor. Genç işsizlik verilerine bakalım. Salgından sonra küresel ekonomide bazı belirsizlikler var. Bir araştırmaysa bu durumdan en çok gençlerin etkilendiğini ortaya koyuyor. Salgın nedeniyle milyonlarca genç işsiz. Dünyada küresel salgın nedeniyle 10 milyonlarca genç işsiz kaldı. Salgın küresel ekonomide belirsizliklere yol açtı. 2020 ve 2021 yıllarında önlemler nedeniyle çok sayıda insan işsiz kaldı. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporuna göre salgının etkili olduğu dönemde dünya genelinde genç istihdamı 34 milyon azaldı. Raporda geçen yıl 732 milyon gencin çeşitli nedenlerle işten ayrıldığı ifade edilirken 75 milyon gencin işsiz kaldığı belirtildi. İLO, COVID-19'un olumsuz etkilerinin en çok gençlere yansıdığını bildirdi. 15-24 yaş arası grubun iş kaybı yaşayanlar içinde en kalabalık grup olduğunu açıklayan İLO,
ekonomilerin yeniden açılmasıyla genç istihdamında da artış olduğunu vurguladı. Kadınların erkeklere oranla iş bulma imkanı ise daha düşük. Genç yaş grubundaki kadınların %27'sinin iş sahasına dahil olacağı düşünülürken bu oran erkeklerde %40 olarak öngörülüyor. Savaşın gölge düşürdüğü hayatların haberi var sırada. Gazze şeridinde yaşayan Filistinli çocuklar yıllardır süren bu savaş nedeniyle travma yaşıyor. Yıllardır süren bombardımanlar, çatışmalar duygusal olarak da en çok onları yaraladı. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayan çocuklar savaşın gölgesinde hayatlarına devam etmeye çalışıyor. İsrail ve Filistin arasında süregelen çatışmaların arasında yaşayan çocuklar psikologların değerlendirmesine göre travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor. Gazze şeridini Mısır'a bağlayan sınır kenti Refah'ta yaşayan 11 yaşındaki Ali de çatışmaların ortasında büyüyen çocuklardan biri. Mahallesi geçtiğimiz günlerde bombalandı. Ali'nin o anları unutması kolay olmayacak. Burada oturup oyun oynuyorduk. Bir anda komşumuzun evi bombalandı. Bizim evimizin de bir duvarı çöktü. Koşarak annemle babamı bulmaya çalıştım. Çok korktum. Hala korkuyorum. 9 yaşındaki Arej de Ali ile aynı kaderi paylaşıyor. Patlamaları ilk duyduğumda çığlık çığlığa ağlamaya başladım. Dünyanın diğer yerlerinde yaşayan çocuklar gibi huzurlu ve mutlu olmak istiyorum. Savaştan ve bombalamalardan çok korkuyorum. Barış istiyorum. Uluslararası Yardım Kuruluşu Save the Children'ın Haziran ayında yayınladığı rapora göre Gazze'deki 2 milyonluk nüfusun %47'sini 18 yaş altı çocuklar ve gençler oluşturuyor. Bu çocukların hemen hepsi doğduğundan beri İsrail ablukası altında. Gazze'deki çocukların yaklaşık 5'te 4'ü korkulu, depresif ve kederli olduklarını söylüyor. Benzer görüntülerle devam edeceğiz. Afganistan'a gidelim bir de. Taliban yönetimindeki ülkede ekonomik kriz artık içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. İnsanlar yiyecek alabilmek için böbreklerini satıyor ülkede uzun süredir. Hurda metal eşya toplayan işsiz gençler bomba ve mergi kovanı arıyor. Ekonomik krizde boğuşan Afganistan'ın Helmand kentinde hurda metal toplayan gençler adeta ölüme davetiye çıkarıyor. Neredeyse herkesin işsiz olduğu kentte Gulam Muhammed ve Samiullah topladıkları metalleri pazara götürüp satarak evlerini geçindirmeye çalıştıklarını söylüyor. Bazı bombaların patlamamış olma ihtimalini ise umursamıyorlar. Yerleri kazarken bir bombaya denk gelip patlamasına neden olabilirim. Korkayım veya korkmayayım. Ne yapabilirim ki? Hiçbir eğitimim ya da bir iş olanağım yok. Bunu yapmak zorundayım. Ekonomik krizin de derinleşmesiyle insanlar canlarını riske atmaktan çekinmiyor. Samiullah'ın ise bir kazması dahi yok. Toprağı elleriyle kazıyor. Hayat yiyecek bir şeyler olmayınca çok zor oluyor. Evde yemek bekleyen çocuklarım var. Her gün fakirlik ve açlık ile boğuşuyoruz. Taliban yönetimindeki Afganistan'da uluslararası yardımların durmasıyla ekonomik kriz her geçen gün derinleşiyor. İki gündür en çok konuşulan konulardan biri. Düzce'de acı bal yediği için fenalaşan yavru ayının tedavisi artık tamamlandı. Adı Balkız. Bu ad verildi, iyileştikten sonra da tekrar doğaya salındı. Boz ayının sadece baldan zehirlenmediği, onlarca arının da saldırısına uğradığı için bayıldığı belirlendi ayrıca. Koray, görüyor musun ayı? Oturuyor. Az yedin balığı. Bal mı tuttun az önce? Bal tuttuysa canlanır mı birazdan ama bizi? Valla canlanır. Hem 3 kilo acı bal yemiş hem yüzlerce arının saldırısına uğramış. Ormanda baygın halde bulunan yavru ayı doğaya salındı. Hem... O balın, acı balın içindeki toksin maddenin fazla alınması neticesinde bir de arının ayıyı sokarak toksikasyona sebep olması sebebiyle hayvanda bir bilinç kaybı, şuur bozukluğu, halüsinasyon gibi belirtiler ortaya çıkardı. Düzce'nin Yığılca ilçesinde bitkin halde bulunan sevimli ayının tedavisi tamamlandı. Boz ayının aç kaldığı için ormandan köye indiği ve kovanlardaki bal peteklerini parçaladığı öğrenildi.
Yaklaşık 3 kilo acı bal yiyen yavru ayı bu sırada çok sayıda arının da saldırısına uğradı. Bu nedenle şoka girdiği belirlendi. Koray, görüyor musun ayı? Oturuyor. Az yedin balığı. Bal mı tuttun az önce? Bal tuttuysa canlanır mı birazdan ama bizim için? Valla canlanır. Çok tedavisine başlandı ve hızlı bir sıvı sağaltımıyla vücuttaki zehir atıcı ilaçlar yapıldı. Dolaşımı uyarıcı, solunumu uyarıcı ilaçlar yapılarak hayvanın, yavru ayımızın kendisine gelmesi sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı yavru ayıya Balkız adının verildiğini duyurdu. Veteriner hekimlerin kontrolünde özenle bakılan yavru ayı için özel yaşam alanı oluşturuldu. Sebze ve meyve takviyesi yapılan ayının durumu her geçen an daha da iyiye gitti. Tedavisinin ardından da yuvasına, doğaya geri döndü. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Balkız'ın doğaya salındığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bugün yarının ikinci dilimini kültür sanat servisimizin hazırladığı bir haber turuyla noktalıyoruz. Saat başında haber vermeyi sürdüreceğiz.